Broadway arabamızda hararet sorunu var. Ustalara gittik. Arabanın contası değişti. Üst kapak değişti. Her usta farklı bir şey söyledi ama hararet sorunumuzu gideremedik. Biz de en sonunda kendimiz yapmaya karar verdik. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Normalde Broadway'in üzerindeki radyatör fanı çok küçüktü, çok ince. Öyle olunca soğutmadığını düşündük yeteri kadar. Bunu mekanikinin fan pervanesini aldık. Motor yine Broadway'in kendi motoru. Bunu tam olarak motora uyduramadığımız için, farklı olduğu için girişleri, kendi radyatörün pervanesini söktük. Göbeğini bu mekanikinin içerisine monte ettik. Kestikten sonra ucundan kapatamadığımız için şurada iki tane vidayla tutturduk. Şu şekilde göstereyim. Şu an hiç balans da yapmıyor. Gayet düzgün dönüyor. Sonra bir sıkıntı daha olduğunu fark ettik. Radyatörün üzerindeki fanı devreye sokan müşür 96 derecelikti. 96 derece radyatörde ulaşmadan fan çalışmayacaktı. Yani motorun içerisindeki su da 100 dereceye çıkacak. Yani kaynama sıcaklığında olacak suyun. O yüzden onu da 75 derecelik müşürle değiştireceğiz. Sonra tekrar deneyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Tabi bunun için çalışmamız bununla bitmeyecek. Çünkü bizim pervane motorumuz büyük olduğu için bunu yerine taktığımızda şu üst kısım çok küçük kalacak. Alt kısım gayet iyi. Onu da şuradan kesip uzatıp öyle takacağız. Bunu da tekrar hazırladıktan sonra, bunu kesip hazırladıktan sonra bu videomuzu ekleyeceğiz. Evet, burada marka aracımızın motor kısmındayız. Pervaneyi buradan radyatörün önünden söktük. Size bahsetmiş olduğum müşürde, tam şuradaki müşür bizim motorumuza enerji veren, yani fan motorumuza enerji veren müşür bu. 92-96 derecenin üzerindeyken enerji veriyor. Fakat biz 75 derecede fanımızın çalışmasını sağlayacağız. Bunu değiştirdikten sonra. Tabii öncelikle fan motorumuzu buraya yerleştirmemiz lazım. İlk olarak onu yerleştireceğiz. Pervane çok büyük geldi. Hemen hemen radyatörü kaplıyor. O yüzden biz bu şekilde şurasını ayrı bir şekilde yamulttuk. Komple düzeltip. Şuradaki parçayı da kestim ben. Çünkü bu parça tam pervaneye çarpıyordu. Biraz üzerine çıkması gerekiyor bu şekilde. Ben şimdi tekrar bunu buraya şuralardan cıvatalayacağım alacağım. Sonra yerini ölçüp buraya ne kadar ekleme yapacağımı hesaplayıp sonra buna ekleme yapacağım ve radyatörün arkasına monte edeceğim. Ölçüyü aldık. Buraya 10 santim bir ekleme yapacağız.
şekilde bir ekleme yapacağız. Burayı kurtarmış olacağız. Bunu ben vidaları buradan sökeceğim. Tekrar bunu 10 cm ekleme yaptıktan sonra tekrar yerine takacağım. Sonra arabaya takmaya hazır hale gelecek. Şimdi bu parçaya önce şunları ekleyeceğim. Sonra üzerine kesmiş olduğum parçayı ekleyeceğim. Fan buraya gelecek. Çapı dışarı çıkmayacak. Tam radyatörün üzerine bunu monte edeceğim. Bakalım, inşallah olacak. Evet, kaynattıktan sonra şu hale geldi. Artık tek bir işimiz kaldı, o da yerine takmak. Böyle hem kamerayı tutup hem takarken tabi biraz zor oluyor ama şu şekilde bunu yerine takıp vidalayacağız. Tabi şuraları boyarsak daha güzel olur. Ben deneme için ilk önce böyle deneyip sonra boyamayı düşünüyorum. Neyse, ben bunu takayım. Size tekrar gösteririm. Yerine taktık. Gayet güzel oldu. Şimdi yerine takacağız. Fanımızı yerine bağladık. Şöyle kocaman bir fan oldu. Bunu çalıştırdığımızda böyle gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Tabii soğutmasına bakacağız. Şimdi şuradaki hamuru değiştireceğim. Hamurdan sonra tekrar bu sefer çalıştırıp motor sıcaklığını soğutup soğutmadığını kontrol edeceğiz. Şu an bayağı bir serinletiyor gibi gözüküyor. Az önce aracımızı rampaya sardık. Hararetimiz normal olması değerden yükselmedi. Fanımız devreye girdi. Şu an çalışıyor. Belli bir süre sonra durdu. Çok dik rampalarda denedik. Hararet sorunumuzu çözmüş olduk. Hararet sorunumuz kesin olarak çözülmüş gözüküyor. Zaten 86 derecede fan devreye girdi. 76 derecede devreden çıktı. Çok güzel oldu. Zaten fanımız neredeyse radyatör boyutunda. Sorunu bu şekilde çözdük. Yani yapmak isteyenler bu videoya bakarak sorunlarını çözebilirler bence. Gayet güzel oldu. Hepinize iyi günler.